Arkadaşlar merhaba, Esral Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik anahtarlık olarak kullanabileceğiniz ya da herhangi bir süs olarak kullanabileceğiniz, biblo olarak kullanabileceğiniz pamuk kedinin videolu tarifini paylaşmak istiyorum. Tarif arkadaşlar Instagram'da örgücü alt tire anne 35 Ayça Hanım'ın tarifi. Sağ olsun beni kırmadı. Videolu yapmama izin verdi, tarifi uygulamama izin verdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şöyle beyaz ipten yapıyoruz. Siyah ip kullanıyoruz işlemeler için ve pembe minik bir burun için ipimiz gerekiyor. Bu kadar. Dilerseniz arkadaşlar tarif aşamasına geçebiliriz. Evet, pamuk kediciğimiz için kafadan başlayabiliriz. Çünkü bacakları ve kolları sonradan dikilebilecek olan bir kedicik bu arkadaşlar. Hani ayak birleştirme yok. Gövde ayrı, kafa ayrı, ayaklar, bacaklar ayrı örülüyor. Şimdi kafamız için sihirli halkamı oluşturdum. 6 tane sık iğne örüyorum. 2 3 Şöyle kamerayı daha aşağıya alacağım. Böyle daha iyi sanki. 4 5 6 Halkamı kapattım. 6 tane arttırma örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Üçüncü sık iğnemdeyim. 7 8 9 10 11 12. İkinci sıramızda 6 tane arttırma yaptık. Üçüncü sıramıza geçelim. Evet, üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Şimdi bir işaretçi alalım. Hemen farklı renkte bir ip alalım. Fazla diğer tariflerden kalan ipleri atmıyorum ki onları işaretçi olarak kullanıyorum. Şimdi üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttırma. Bir tane arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Ve son bir sık iğne, bir arttırma. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda iki sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Toplamda 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi iki sık iğne, bir arttırma. İki sık iğne, bir arttırma. Bir, iki, arttırıyoruz. Bir, iki ve arttırıyoruz. Bir, 2 ve arttırıyoruz. 1 2 arttırıyoruz. 1 2 arttırıyoruz.
Dördüncü sıramızda iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ettik. Bu şekilde yaptık. Şimdi beşinci sıramızı geçiyoruz. 3 sık iğne bir arttırma. Şu an 24 sık iğnemiz var. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 arttırıyoruz. 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 1 2 3 ve son arttırıyoruz. 5. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma olarak tamamladık. Toplamda 30 sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 6 ve 9. sıralar arasında 4 sıra boyunca. 4 sıra boyunca arkadaşlar 30 sık iğne öreceğiz. Hiç arttırma, azaltma yapmayacağız. 6. ve 9. sıralar arasında arkadaşlar 30 sık iğne ördük 4 sıra boyunca. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. Pamuk kedimize arkadaşlar göz takmayacağız. Ama isterseniz siz göz takabilirsiniz. Ben işleyeceğim. Tarif sahibi de aynı şekilde yapmış çünkü işleme. Siz nasıl isterseniz. Şimdi 3 sık iğne. 1 azaltma. 1 2 3 azaltıyoruz. 10. sıramızı örüyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. Birazdan doldurmaya başlayacağız. 1 2 3 azaltıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. 10. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yaptık. 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 11. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma. 1 2 azaltıyoruz. 1 2 azaltıyoruz. 1 2 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma. 2 sık iğne bir azaltma yaptık. 13. sıramızı yapacağız. 10. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapmıştık. 11. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi 12. sıramızda 1 sık iğne bir azaltma doldurma işlemini de yaptık arkadaşlar. 1 sık iğne bir azaltma.
Bir sık iğne. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Son sıramızda arkadaşlar 6 tane azaltma yapıyoruz ve kafayı bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 ve son 6. İsterseniz kafada uzun ip bırakın, isterseniz gövdede uzun ip bırakın dikmek için. Tamamen size kalmış. Ben biraz kafada bırakacağım. Evet, kafamızı yaptık. Kediciğimizin kafasını yaptık. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Gövdede de sihirli halkamı oluşturdum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İkinci sıramızda 6 tane arttırma yapıyoruz. 1 Birinci sık iğnemize çift battık. İkinci sık iğnemize çift batıyoruz. 3.'ye 4.'ye 5.'ye ve son sık iğnemize çift batıyoruz ve 12 sık iğnemiz oluyor ikinci sıramızda. Fazladan ipimi kesiyorum. Şimdi üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma ve son bir sık iğne, bir arttırma. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. 3. sıramızda. Şimdi 4. sıramızda 2 sık iğne, bir arttırma. 1 2 ve arttırıyoruz. 1 2 ve arttırıyoruz. 1 2 arttırıyoruz. 1 2 arttırıyoruz. 1 2 arttırıyoruz ve son kez 1 2 ve 3.'ye arttırıyoruz. 24 tane sık iğnemiz oldu 4. sıramızda. Şimdi 5. ve 7. sıralar arasında toplamda 3 sıra boyunca arkadaşlar 24 sık iğne öreceğiz. Videoyu durduralım dilerseniz. Evet, 5, 6, 7. sıraları
24 sıkıyın olacak şekilde ördük. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 8. sıramızda 2 sık iğne, 1 azaltma. 1 2 azaltıyoruz. 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 1 2 ve son azaltıyoruz. İşaretçimi çıkardım. Biraz kalmış. Şimdi arkadaşlar 2 sıra boyunca 18 sık iğne öreceğiz. Şu an 18 sık iğnemiz var. 2 sıra boyunca 18 sık iğne. Bu sırayı ve bir sonraki sırayı sonra dolduralım. Çünkü artık yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız. Şimdi bu sırayı ve bir sonraki sırayı 18 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, 9 ve 10. sıralar arasında 18 sık iğne yaptık. Şimdi bir sık iğne, bir azaltma yapacağız. Bir sık iğne. Yine beyaz işaret çaldım. Bir azaltma. Her an kaybedebiliyorum her şeyi. Bir sık iğne. Pardon, bir sık iğne yaptım. Bir azaltma. Bir sık iğne. 11. sıramızı yapıyoruz. Bir azaltma. Bir sık iğne. 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 Bir azaltma. Evet, şimdi 12. sıramızda arkadaşlar 12 sık iğne öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12. Doldurma işlemini güzelce yapalım. Ve ipi biraz uzun keselim. Ya da pardon, özür dilerim. Burada ipi uzun kesmeyelim. Çünkü zaten kafada kesmiştim. Ama siz kafada kesmediyseniz burada kesebilirsiniz. Burada ilmek kaydırmayla ipi bağlayacağım ki sökülme olmasın. Sonra ipi içeride kaybedebilirsiniz. Güzelce dolduralım. Şimdi gövdemiz de kenarda dursun. Biz diğer parçaları yapalım ki sonra birleştirmeye geçebilelim. Şimdi öncelikle kollar. Kollar için sihirli halka oluşturdum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Halkamı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi hiç arttırma yapmadan 4 sıra boyunca 6 sık iğne örüyoruz. Kollarımız böyle. Yani 4 sıra boyunca 6 sık iğne örelim. Birinci kolumuz bitmiş olacak. Aynısından bir tane daha örelim. Sihirli halka oluşturalım. 6 sık iğne yapalım.
4 sıra boyunca 6 sık iğne örüp 2 tane kol örelim. Sonra bacaklara geçelim. Evet, kollarımız şöyle minicik. Şimdi bacakları da yapalım. Sonra kulaklarımız ve kuyruğumuz var. Ah, düğüm yaptım. Sihirli halkamı oluşturuyorum yine. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamı kapatıyorum. 6 tane arttırma yapıyorum. İkinci sıramızda 6 tane çift batıyoruz. Birincide zorlanıyoruz. Bayağı sıktım çünkü. Hatta batamadım. Tekrar batacağım. 1. İkinci sık iğneme batıyorum. 3. sık iğneme batıyorum. 4. sık iğnem. 5. sık iğneme batıyorum. Ve son olarak 6. sık iğneme battım. Ve 2. sırayı tamamlamış oldum. Yine fazla ipimi her zamanki gibi kesiyorum. Şimdi 3. sıramızda arkadaşlar 1 sıra 12 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 3. sıramızda 12 sık iğne ördük. Şimdi arkadaşlar 4. sıramızda 3 sık iğne yapalım. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane azaltma yan yana. 1, 2, 3. 3 tane azaltmamızı yan yana yaptık. Şimdi bir sık iğne yapalım hemen. Ve yine bir tane azaltma. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 8 sık iğnemiz kaldı. 5. ve 9. sıralar arasında 8 sık iğne öreceğiz. Ama doldurarak gidelim arkadaşlar. Yaptıkça doldurun. Şimdi hatta minik doldurmaya başlayalım. Bir sıra ördükten sonra. Bu sırada dahil toplamda 5 sıra boyunca 5. ve 9. sıralar arasında 8 sık iğne öreceğiz. Ama doldurmayı unutmayalım. Evet, 5. ve 9. sıralar arasında 8 sık iğne ördük ve doldurduk. Şimdi 4 tane azaltma yapacağız arkadaşlar. 1, 2, yani kapatacağız ağız kısmını neredeyse. 3 ve son 4. azaltmamızı da biraz zor da olsa yapmamız lazım. 4. Evet. İpini biraz uzun kesiyoruz. Dikmek için. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane daha örün.
videoyu geriye alarak bir tane daha örüm. Ben zaten bir tane örmüştüm. Bir tane de sizinle ördüm ki. Şimdi siz videoyu durdurup bir tane daha örün. Sonra kulaklara geçelim. Evet, şimdi kulaklarımızı da yapabiliriz. Sihirli halka oluşturdum. Altı tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamı kapattım. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım ikinci sıramda. 1 arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Toplamda 9 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da yani 3. sıramızı da 9 sık iğne olacak şekilde öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Dilerseniz bir sıra daha kulağa düz örebilirsiniz. Şöyle isterseniz kafaya ölçün. Hani küçük gelir mi gelmez mi diye. Şöyle olacak. İsterseniz böyle bırakın. İsterseniz bir sıra daha 9 sık iğne, 8 sık iğne, 9 sık iğne örebilirsiniz. Bu kulaktan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. İpini koparalım. Bir tane daha yapacağız. Sonra kuyruğa geçelim. Kulaklarımız tamam. Şimdi son parçamız kuyruğumuz, sonra pamuk kedimizi birleştireceğiz. Şimdi önce zincir çekiyoruz. 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi birinci zincire değil, ikinci zincire 4 tane sık iğne. 1, aynı zincir içerisine 2 3 ve 4. Şimdi 8 tane hemen yan sık iğneye geçiyorum. İlmek kaydırma CCCC olarak yazılır tariflerde. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 8 tane CC yaptık arkadaşlar. Şimdi son sık iğnemiz kaldı. Son sık iğnemize de 2 tane ilmek kaydırma. Son zincirimiz, pardon, son zincirimize batmak biraz zor olsa da 1 ve 2. Kuyruğumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi gövdeyle kafayı birleştirelim. Sonra yüzde işlemeler yapacağız. Şöyle kafayı şekillendirelim.
Gövdeyi de öyle. En düzgün şekilde şöyle. Şimdi vücuttan, gövdeden bir yerden girdim. Bir kafadan alıyorum. Bir gövdeden alıyorum. Sayılar eşit değil ama dikerken sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Fazlalıkları şöyle içeri itebilirsiniz. Bir kafadan. Bir gövdeden. Yine bir kafadan. Kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şöyle güzel şekilde oturturum. Kafayı bu şekilde dikelim. Evet, gövdeyle kafamızı birleştirdik. Şimdi kollarımızın bir tanesini aldım. Şöyle kafa kısmından değil, birleştirdiğimizde bir alt kısımdan şu şekilde. Kardan adam gibi oldu. Çok tatlı kardan adama benzedi. Hemen şöyle arkadan bir yerden girdim. Kol direkt bakın yerleşmiş oldu. Bunu sadece sağlamlaştırmak kalıyor. Aynı şekilde diğer kolu da arkadaşlar şöyle bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, kollarımız tamam. Şimdi bacaklarımıza geldik. Bacaklarımız şöyle. Şöyle arkadaşlar, şu kalın kısmı şu şekilde gelsin ki sanki böyle yandan şöyle. Herhangi bir yerden şöyle girdim. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Göz kararı. Hani sanki şöyle vidalı bacak gibi duruyor. O şekilde. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gövdeden 6. sıraya battım. Sayı vermem gerekiyorsa o şekilde verebilirim. Sıkılaştırmayı bu şekilde yapabiliriz. Güzelce gövdeye sabitleyelim. Aynı şekilde arkadaşlar bu kısımda şöyle incelmiş olan kısım şöyle tam gövdeye yapışacak. Aynı sıraya yapalım. Evet arkadaşlar, ayaklarımız da tamam. Şimdi kulaklarımıza geldik. Kulaklarımızı şöyle. Şurada sabitledim ki. Şöyle kendimiz en uygun yere. Mesela 1, 2, 3'ten yapsak şöyle iyi gibi arkadaşlar. Alttan battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradan battım. Kafadan da 1, 2, 3. sıraya çıkacağım. Tam şuraya denk getireceğim.
İpi fazla sıkmayalım. Bakın böyle oluyor. Evet, şu şekilde. Şimdi bunu sağlamlaştıracağım. Bir kafadan bir kulaktan dikerek. Aynı şekilde arkadaşlar diğer kulağı da 1, 2, 3.'den alttan 7.'ye olacak şekilde dikelim. Kulaklarımıza tamam. Şimdi göz için arkadaşlar siyah ip aldım ama siyah ipiniz kalınsa katlarını ayırın. Yani ben katlarını ayırdım. 2 kat yapacağım gözleri. Bazı yerlerini daha ince yapmak isteyebilirsiniz. Yapabiliriz. Şöyle gözler için arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. sıraya batacağız. Herhangi bir yerden şöyle ortalayalım ki ikisini yapacağımız için. Şöyle herhangi bir yerden çıktım. Şöyle yapacağız. Sonra alta burun işleyeceğiz. 1, 2, 3. Şuradan çıktım. Şimdi şöyle. Burasını kaldıracağız. Şu şekilde. Arada bir sık iğne bırakarak diğer göz için şöyle burayı şöyle kaldırarak arkadaşlar. Aynı şekilde 1 2 3 4 şuradan 2, 3, 4. Şuradan şu şekilde yine çıkıyorum. Tabii sizler daha düzgün yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı şöyle kaldırdım. Şöyle bir alt sık iğneden şöyle gözleri yapmış olduk. Şimdi onlara bir de kirpik ekleyelim. Tam gözün bitim çizgisinden çıktım. Şöyle çapraz aşağıya doğru çıktım. Yine aynı kısımdan çıkıyorum. Aynı yerden. Şöyle. Bir tane de şu şekilde battım. Hemen karşıya gideceğim. Evet arkadaşlar gözler bu şekilde. Siyahlara daha devam edeceğiz. Şurada şöyle bıyıkları olacak ama şimdi önce bir burnumuzu yapalım. Şimdi buradan değil tam şuradan arkadaşlar. İki sık iğnelik burun yapacağız. Şöyle şuradan girdim. Pembe ipimle. Bu yüz şekillendirmeyi dediğim gibi arkadaşlar siz kendiniz daha düzgün yapabilirsiniz. Ben göstermek amaçlı bu şekilde daha muntazam tabii ki yapabilirsiniz.
Şöyle. 2 sık iğnelik bir burun işliyoruz. Tam iki gözün arasında. İki gözün başlangıç yerlerine denk geliyor. Sanırım yeterli. Şimdi tekrar siyah ipimize geçeceğiz birazdan. Ama burnu işlemeden siyah bıyıkları ayarlayamazdık. Yani ayarlardık ama çok düzgün olmazdı. Şimdi ipimi böyle gövdede kaybetmek istiyorum. Şimdi siyah ipime geçiyorum. Evet. Başladığım ipi içeriye doğru sokuyorum ki gözükmesin. Şöyle düzenleme yapıyorum kafada. Şimdi şöyle tekrar burnun tam orta kısmından girdim. Çok minik aşağıya doğru minik bir ağız yapacağız. Yamuk oldu sanırım. Tekrar şuradan batalım. Daha düzgün batalım. Evet şöyle. Şimdi de yandan. Evet şöyle. Minik bir ağız yapacağız. Şu şekilde. Şimdi bıyık kısımlarına geldik. Şöyle tam ağız kısmının hizasında çıktım. Hatta bir sık iğne daha yaklaşıyorum. Şöyle. Yine 1-2 sık iğnelik düz şöyle battım. Aynı sık iğneden çıkıyorum. Aynı yerden. Bunlar kirpik gibi düşünün. İkincisi ondan birazcık daha uzun olacak. Yine aynı yerden çıkıyorum. Ve aynı şekilde aşağıya doğru şöyle yaptım. Bu kez aynı yerin karşı sırasından çıktım. 1, 2, şuradan da 1, 2. Aynı şeyi arkadaşlar karşıya yapalım. Evet arkadaşlar yüz şekillendirmesi bu şekilde. Dediğim gibi sizler daha düzgün yapabilirsiniz düzeltmelerle. Şöyle göbek kısmına geldik. Yine siyah ipimizle. Tam şöyle göbeği ortalayacak şekilde.
1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradan şöyle çıktım. Hatta bir üstünden şöyle çıkayım. Şöyle bir çapraz yaptım. Ve şu şekilde ortalama şeklini daha dediğim gibi muntazam yapabilirsiniz. Kendiniz de sayarak ayarlayabilirsiniz. Ben göstermek amaçlı şöyle evet arkadaşlar, pamuk kedimiz bitti. Şimdi anahtarlık kısmı için arkadaşlar şuradan zincir çekip bağlayabilirsiniz. İster anahtarlık olarak, isterseniz böyle süs olarak, nasıl isterseniz. Şöyle minik, çok tatlı bir kedicik oldu. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kediciğimiz bitti. Kanalımı beğenirseniz, videolarımı beğenirseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.